Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bugün patlıcanlı püsür böreği yapacağız sizlere, siz sevgili dostlarımıza. Güzel olmuş lan. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Kanki Canbaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Bendeniz Kanki Canbaz. Anlatılmaz lezzetler mutfağımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün patlıcanlı püsür böreği yapacağız sizlere, siz sevgili dostlarımıza. Güzel bir aksiyon, güzel bir tam bir erkek böreği. Yani bir yemek yapmaya meraklı olan, illa hanımların yapacağı kolay bir tarif değil, erkeklerin de yapabileceği bir tarif. Canınız börek çekti, eşiniz yapmıyor. Sevgili dostlar, benim gibi, aynen bugün yapacağım gibi bu püsür böreğini yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle tabii börek yapacağız. Hakan gelirken Hakan'ı aradık sabahleyin. Dedik ki Hakan, adı püsür böreği ya, hiç uğraşmayalım. Ne un dökelim, ne tuz dökelim, ne su dökelim, ne mayalayalım, ne bekleyelim falan filan. Hakan dedik, fırından gelirken 4 tane hamur al. Hazır, ekmek hamuru. Ondan sonra ondan yapacağız işte. Adı bu yüzden püsür böreği, beklemiyorsun. Açılışımızı bira bismillahı nasıl yapalım? Şöyle bir gösterelim. Bakın hamurlar burada. Şöyle görüyorsunuz. Ben onları ikiye ayırdım. Burada 4 tane hamur var. İki bir yanda, iki bir yanda. Güzel onları unladım. Güzel örttüm üstünü. Onlar orada dinlenirken sanki ben mayalamışım gibi. İşte. Halbuki gittik bizim Gündoğdu fırından aldık. Bizleri arkadaşlar verdiler. Hazırladılar. Kullanacağız onları dedikten sonra tabi önce soğanımızı doğrayarak başlayacağız ama tavamızı alalım. Şimdi bismillah diyelim, yemeğimizin harcı için ocağımızı bir yakalım. Hadi bakalım. Bak geldi. Evet. Efendim o zaman soğanımızı doğrayarak başlıyoruz. Bismillah başladık. Başlanmış iş bitmiş iştir. Hemen soğanlarımı şöyle uçlarını aldım. Efendim kabuklarımızı şöyle kenarıya aldım. Onları sonra toparlayacağım. Şöyle ince bir kat, her zaman olduğu gibi soğanı ziyan etmemek için. Şurasını bir alalım bakalım. Soğanımı ikiye böldüm. Ayırdım. Ondan sonra şuradan şöyle bir kestim. Bak. Şöyle. Bir daha kestim. Yağımızı artık atabiliriz. Yağımızı biraz fazla koyduk arkadaşlar. Neden? Yağımızın tamam iç malzemeyi börekle buluşturmadan önce yağı süzeceğiz ama o kalan yağı yine bir şekil yapacağız. Orada da kullanacağımız için yağımızı biraz fazla koyduk. Eyvallah dedikten sonra arkadaşlarım şunu da doğrayayım. Soğanlar hazır. Bakayım. Hazırım diyor. Evet, hazırım diyor. Şimdi soğanlar mayhoş bir hale gelene kadar ne yapacağız? Önce biraz soğanlarımızı kavuracağız. Biberleri doğrayacağım arkadaşlar. Hatta o buradayken ben hiç acımayayım. Şöyle bir karabiberini atayım abi. Güzel. Mesela bunları kullanıyoruz. Bunlar cihaz tabi. Halbuki bak şimdi buna böyle bekliyor, döndürüyor. Al şuraya koy, al at işte. Yani ne var? İşte var. Yani var. Var ki kullanıyoruz. Gibilerinden oluyor. Tuzumuzu da bolca attık. Evet. Biraz daha karıştırayım.
Evet, şıkırdamaya, fıkırdamaya devam ediyor soğanlarımız. Şimdi şu biberleri bir halledelim. Devam ediyoruz. Devam ediyor. Şöyle biraz ortayı aralayayım. Aralayayım. Hemen biberlerimi keseyim. Biberlerimi doğrayayım şöyle. Biberler de tam. Birazcık daha şöyle bir kendine gelsin. Patlıcanlarımız hazır. Birkaç dakika sonra patlıcanlarımızı buluşturacağız ama şimdi patlıcanda kural şu. Patlıcanımızın suyunu iyice sıkmamız lazım. Yani İyice sıkacağız ki hem acılığı gidecek hem de patlıcanda su kalmaması lazım. Patlıcanın da kabuklarını tamamen soyduk. Yani o patlıcanın kabuğunun börek içerisinde ne diyelim bir kat oluşturmasını istemiyoruz. İster istemez patlıcanın kabuğu ayrılıyor çünkü. Aynı domatesin kabuğu gibi oluyor. Onu istemediğimiz için patlıcanlarımızı komple soyduk. Küçük küçük doğradık. Tuzlu suya yatırdık. Bir saattir duruyor. Bakın böyle suyu da zaten böyle sarı sarı oldu. Efendime söyleyeyim, patlıcan biliyorsunuz nikotin de içerir. Yani nikotin de içerdiği için bakın siyah siyah sular çıktı. Şimdi ben açıyorum arabamın, dizel arabamın gaz pedalına biraz yükleniyorum. Evet, ışıklar biraz artacak. Şöyle karıştırıyorum. Efendim soğan ve biberlerimiz istediğimiz kıvama geldi ki kaynamaya devam edecekler. Neyle? Patlıcanlarla. Şimdi patlıcanlarımızı dediğim gibi arkadaşlar şöyle sıkı sıkı yapacağız ki sıkacağız ki suyu kalmasın. Hatta ben şimdi şöyle yapayım. Bir su bunu boşaltayım azıcık. Azıcık. Ki rahat rahat çalışabileyim. Tamam. Sıktığımda problem olmasın. Tamam. Heh, şimdi rahat rahat alabiliyorum. Efendim şöyle hafif sıkıyorum. Bocalıyorum. Tekrar aldım. Evet. Güzel. Bir püsür böreğimizin iç harcını güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Gaza basıyoruz. Açıyoruz. Bereket versin diyoruz. Hadi bakalım. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Patlıcan var. Evet, patlıcanlarımız, soğanlarımız, biberlerimiz güzelce kavruldu. Patlıcanlar böyle tatlı bir renk aldı. Tatlı tatlı bir renk aldı. Şimdi vakti zamanı geldi. Hemen ne yapacağım? Güzel alacağım domates sosumu. Hiç uzatmadan şöyle bir bocalayacağım. Evet. Böyle bir bocaladım. Hatta şuna birazcık su koysam yok mu? Fırça geldi. İşte bu ne diyorlar? Ne diyorlar? Hani biraz sonra hamur açarken söyleyecektim ama hani elinin hamuruyla erkek işine karışma derler ya hanımlara. Erkekler de haddini bilecek, bu yemek işlerinde hanımların sözlerinin dışına çıkmayacak. Yani kabul etmemiz lazım. Şimdi ben buna su koysaydım ne olacaktı? Lapa lapa olacaktı. Hamurun içerisinde böyle böyle yayacaktı kendisini. Olmayacaktı. Evet, evet, karışmamak lazım, söz dinlemek lazım. Teşekkür ediyorum. Hazır ve nazırız. Şimdi bunlar kavrulmaya devam etsin. Salçalarım da birazcık, zaten o yazdan yapılma salça olduğu için, sos olduğu için problem yok. Birazcık daha bunun kaynamasına müsaade edeceğim. Allah nasip kısmet ederse hamuru açacağız. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim hamurlar hazır. Zaten uzun süredir dinleniyorlar. Zaten fırından aldık hamurları. Ondan sonra güzel iç harcımızı hazırladık. Tavadan aldık tabağımıza. Neden? Biraz hem yağından yağını süzdürdük hem de burada biraz hem soğuyacak hem yağını süzecek, salacak biraz daha. O yağdan da arındıracağız inşallah malzememizi. Şimdi zurnanın zırt deliğinin olduğu yere geldik. Şimdi hadi bakalım kanki can bas.
bu iş radyoda anons yapmaya benziyor mu, benzemiyor mu? Bu maharetini gösterebilecek misin, gösteremeyecek misin? Buyurun diyorum, buyurun diyorum. Şöyle bir unumu aldım. Şöyle. Öyle güzel. Evet, güzelce hamurumu aldım. Evet. Bak bu elle bile açılır gibime geliyor. Elle bile. Tamam, hadi biraz daha şöyle un atayım. Yakışıyor mu böyle? Aa, böyle ustalar bir un atıyorlar böyle bak. Böyle. Böyle. Canım ne işim var senin yemek yapmakla, hamurla, hamurla. En sevmediğim şey de hamur işi be ya. Yemeği seviyorsun. Valla püsür böreği abi. Püsür böreği. Peki. Ah şunu bir dili olsa da anlatsa neler. Bir dili olsa. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Canbaz yaparsın koçum. Sen Zvornik'te Kuşlak Camii'ne çıkmış adamsın. 2,5 saat dağın tepesine çıkmış adamsın. Sen bu hamuru mu açamayacaksın? O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Başlasak mı, başlamasak mı? Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım şöyle. Oo. Şöyle. Önce şöyle bir bastırayım. Ben bunu biraz elle açacağım önce ya. Bak şöyle. Ondan sonra ben bunu biraz daha unlayacağım. Vallahi püsürüşü dedik ama bu tam püsürüşüymüş bu. Evet, böyle. Oo, süper oldu. Tamam. Şimdi birincisini yaptık arkadaşlar. Her tarafına tersiyle böyle bunu yağlıyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle alıyorum. Böyle bırakıyorum. Şöyle. Ondan sonra yağlıyorum bak. Böyle yağlıyorum. Biraz daha. Böyle. Şimdi ne yapacakmışım biliyor musunuz? Öyle söylediler. Bunu böyle katlayacakmışım abi. Şöyle katlayacağım. Evet, güzel. Bunu böyle katlaya. Böyle yapacağım. Şunu şöyle alayım, Hakan daha rahat görsün. Ondan sonra bir de şöyle yapacağım. Ondan sonra bunu böyle içe doğru. Böyle yapacağım. Bu hazır. Bu şimdi yatsın, uyusun, büyüsün. Dedikten sonra kalır zulüm tekrar başlıyor arkadaşlar. Ben bunu buraya almıştım. Peki. Şimdi ikinci hamuruma geçiyorum. Evet. İkinci hamurumu böyle biraz bir araya getirmek istiyorum. Tamam. Şimdi yine bunu attım. Sıraladım. Evet. Bu da hazır olduğuna göre. Şimdi ilk yaptığım hamurdaki işlemi buna da yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Öyle yaptım. Evet, bu birazcık yapışmış. Olsun, şöyle alırız onları. Öyle. Öyle alırız. Katlarız. Şöyle yaparız. Katlarız. Evet. Öyle şöyle. Güzel oldu be. Böyle. Aldım. Evet. Bunu da böyle kıvıttırdım. Bu şimdi yer değiştiriyor. Şöyle. Bu yer değiştiriyor arkadaşlar. Ve aramızda kalsın. Asıl savaş şimdi başlıyor. Bakalım. Edindiğimiz tecrübelerden ne kadar faydalanacağız? Altına da söyleyeyim, doğru. Ben aslında şunu kullanmadan tahtanın üzerinde yapayım diyecektim var ya. Evet ya, öyle yapacağım ben. Ben bunu kullanacağım arkadaş. Bu beni biraz bozdu. Belki de ben o yüzden yapamıyorum ya. Böyle yay arkadaş şuraya, şöyle şunu. Şöyle. Hadi be kanki.
Hadi bakalım. Heh. Hazır ben hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bak. Hesapta püsür böreği yapıyoruz. Adamın ömrü geçti. Saçlarına beyazlar döktü. Gel. Kanki Canbaz. Şimdi problem şuradaymış. Hani ben pes eder gibi durdum ya arkadaşlar. Görüyorsunuz halimi ne hale geldi. Bütün karizma gitti. Şimdi ben hamuru böyle incecik, hani normal böyle bir börek hamuru açıyormuşum gibi ince açmaya gayret gösteriyorum. Meğersem öyle değilmiş. Yani hanım beni uyardı. Dedi ki ya adam dedi, şunun dedi içine girecek kadar dedi. Hiç bakma kalın olmuş, ince olmuş dedi. Önemli olan burası. Neden? Biz iki tane niye yaptık? İkisinin dedi ortasını dolduracağımız için hiç uğraşma dedi. Hani şekilli olsun falan diye. Onun için sonradan öyle deyince rahatladım. Biraz zor oldu ama inan olsun güzel oldu. Eyvallah. Şimdi ne yapacağım? Şunu birazcık unlayayım. Şöyle. Çünkü ben bunu alacağım şuradan. Şöyle. Şurayı da birazcık unutuyorum. Böyle aldım. Şimdi bunu ayırıyorum şuraya. Burada beklesin. Şimdi bunu alıyorum. Neden bunu buraya alıyorum? Alta bunu kullanacağım. Şimdi tepsimi aldım. Yağımı aldım. Ortasına yağımı döktüm. Yağımı döktüm. Bocalıyoruz. Elle. Şöyle. Bakın. Aynen şöyle. Böyle yanlarına, manlarına, her tarafına. Neden çıtır çıtır olacak? Püsür böreği. Yalnız bu püsür böreği çok zahmetliymiş. Hiçbir adam bu yemeği böreği yapmaz. Söyle hepsi yani. Eyvallah. Buralara da birazcık yaydıralım. Şöyle. Bak ne kadar güzel oldu. Evet. Buralara şöyle şuraya ziyan olmasın. Evet. Evet. Yeterli. Yeterli. Şimdi hemen şöyle tabana şunu bir yerleştiriyorum abi. Şöyle. Şöyle. Evet. Heh, öyle. Öyle. Heh. Bence yeterli. Yeterli. Hemen bir kaşık alıyorum. Kaşık alıyorum. Tepsinin içerisine hazırlamış olduğum, yoğun uğraşlarla hazırlamış olduğum hamurumu böyle hiç tertip düzenmiş düşünmeden içine sığdırdım arkadaşlar. Şimdi yağının olmaması lazım. Neden? Onun için ne yapacağım? Şimdi bu iç malzememizi hazırladık ya. Ne yaptık? Hem tavadan alırken yağını süzdük hem de burada biraz dinlenmesini bekledik. Soğumasını bekledik. Buradan alırken de üstten alacağım. Şöyle. Böyle bırakacağım. Şöyle elimle. Böyle yavaş yavaş. Önce yağsız yani. Yağının olmadığı. Tabii yağ var ama o kadar da değil. Şu şekilde şöyle çünkü o yağlar bana lazım sonra ikinci hamuru koyduğumda ikinci kat hamuru yani bu malzemeyi kapattığımda o yağlar bana lazım arkadaşlar onları kullanacağım bunları da aldım şimdi bunları yavaş yavaş böyle güzel yayıyorum. Şimdi yağlı ellerimle bunu alıyorum. Şöyle. Bak şimdi. Şöyle yaptım ya. Bak şimdi böyle kapatıyorum abi. Şöyle. Yine. Ayar çeke çeke. Böyle ayar çeke çeke yapıyorum. Evet. Güzel. Şimdi. Buradaki yağ mı kullanalım? Oradaki yağ mı kullanalım? Bunu kullanalım. Tamam. Ne yapacağım? Şu yağı biraz dökeceğim. Eyvallah. Aldık. Şimdi bunu da böyle aşkla, sevgiyle bunun üstüne yayıyorum abi.
böyle aşkla, sevgiyle. Güzel oldu be. Vallahi güzel oldu. Evet. Arkadaşlar. Şakayla karışık. Hani biz püsür böreğini bitirdik gibi. Yani püsür böreğini bitirdik gibi. Şimdi ne kaldı? Bunu bir de güzel böyle artık porsiyon porsiyon mu dersiniz ya da güzel görünmesi için mi dersiniz? Ne yapmamız lazım? Bir de içerideki o malzemenin sıcakla, ısıyla biraz daha böyle bütünleşmesi adına hamurla ne yapacağız? Şöyle janjanlı bir kesme şekli yapacağız. Hadi bakalım şöyle. Döndürdüm. Şuradan da böldüm. Bir de şöyle böleyim. Hah, açılma çocuk, açılma. Böyle tutayım. Burası da tamam. Hadi burayı da şey ettirdim. Bak, burayı açtım ya. Şimdi buradan böyle yapıyorum ki geriye doğru taşmasın. Yani öğreniyorsun. Şimdi burayı keserken böyle kesmeyeceğim mesela. Ne yapacağım? Yapacağım. Bir daha buradan keseceğim bak. Ki açılmasın. Evet. Arkadaşlar. Mamul hazır. Mamul hazır. Zor oldu, zahmetli oldu. Biraz problemli oldu. Biraz gerginlik oldu. Ama güzel oldu ya. Harbiden. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz lezzetlerde mutfak sizin. Kanki Canbaz ne yapacağı belli olmaz. Tepsiyi alır, fırına gider. Program devam eder. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim. Börek hazır börek. Börek. Nasıl olmuş o börek? Güzel oldu. Patlıcanlı börek yaptık. O en son yağ vardı ya. Hani böyle üzerine elimle böyle sıvazladım. O çok işe yaradı. Harika bir görüntü elde ettik. Güzel kabardı. İçinde de çok güzel karışımımız var. Hazırladığımız malzememiz var. Patlıcanlı, patlıcanlı, biberli, soğanlı harika bir püsür börek yaptık. Efendim katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler. Öncelikle Onur Market ailesine buradan selamlar. Gönül isterdi ki sevgili Anıl abime bu börekten götüreyim ama Anıl abi diyette. Diyetinde başarılar, mücadelesinde azim bekliyorum kendisinden. İnşallah bomba gibi olacak diyelim. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, işlerimizin yanaklarından öpmeden önce ne yapmam lazım? Benim bu canım güreği götürmem lazım. Tamam. Börek hala sıcak. Tabi börek sıcak olunca ne yapmak lazım? Soğuk bir şeyler hazırlamak lazım. Geçen bunu açamamıştım. Çok uğraşmıştım. Bu sefer önce açtık sonra bıraktık. Onun için çok rahat açacağım bunu. Açtım. Evet, böreğimin yanına içeceğimi de hazırladım. Şimdilik. Ben hoşçakalın demeye hazırlanıyorum. Tam macir işi yapacağım. Şuradan şöyle tutacağım. Şöyle bütün. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Dilimde şuradan alayım. Bol kepçeden alayım. Malzemeli kısımdan alayım. Ben giderim. Namım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Kanki Canbaz börek yaptı. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki yemekte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olun. Kanalın reklamını yapın. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Bir sonraki yemekte buluşalım. Priyatno, priyatno, priyatno. Canlı, heyecanlı, canbazlı dakikalar. Yanında
Farazcak.